Ama bu dersin asıl motivasyonu, asıl amacı yani sizin bir donanım kodlayarak bunu bu FPGA üzerinde çalıştırmanız. Donanım kodlamak ne demek? Hızlı bir şekilde ondan bahsedeyim. Sonra lab öncesi oyuna geçelim. 1264 alanlar derste de anlatıldı bu. Bazı mantık kapılarından bahsedildi size. Ben burada 6 tanesini koydum örnek olarak. Bu mantık kapıları belli giriş durumunda belli çıkışlar veren aslında anahtarlar. Yani sizin girişlerinizin durumuna göre size çıkış veriyor. Bu 0-1 dediğimiz şeyler de aslında bir elektriksel sinyal. Yani orada bir elektrik var bir dediğimiz yerde. Sıfır dediğimiz yerde de bir nötrlük var aslında. Yani bu fiziksel bir devre. Bizim bu derste lab dersinde sizden istediğimizse bu kapıları belli bir mantık şeklinde sıralayarak ortaya çalışabilen bir anlamlı bir devre oluşturmanız. Bakın bu Java'dan ya da C kodlamadan farklı olarak burada fiziksel bir aslında olay var arka planda. Yani siz bir şey yazıp bunu işlemci üzerinden direkt çalıştırmak yerine aslında kendiniz bir donanım kodluyorsunuz. Burada mesela ortadaki görsele bakarsanız şu ortadaki şekli. Ortadaki şekilde mesela bir tane NAND kapısının fiziksel karşılığı var, transistörlerden oluşan. O yüzden zaten bu dersi hem bilgisayarcılar hem elektrikçiler alıyor. Bu olayın hem bir donanım tarafı var hem de bu kodlama tarafı var. Dediğim gibi biz bu mantık kapılarını kodladıktan sonra kart üzerine atarak çalıştırmak istiyorduk. Ama yani bu dönemki lab en azından kart kullanmayacaksın. Şimdi sizinle paylaştığımız lab 2 öncesine üstünden hızlı bir şekilde geçelim. Burada gördüğünüz bir fonksiyon değil mi arkadaşlar? Bu zaten matematikten, liseden biliyorsunuz. Belli ABCD'nin belli giriş, belli durumlarına göre size F çıkışını veren bir fonksiyon. Bu fonksiyonu aşağıda çalıştırdığımız zaman bir çarpma işlemi aslında fiziksel karşılığı, devre olarak baktığımızda fiziksel karşılığı, bak B çarpı C'nin mesela, B and C'dir. Bu zaten 264'te anlatıldığı için detaylarına girmeyeceğim. Biz de aslında bu fonksiyonu devresel olarak şemasını oluşturuyoruz öncelikle burada gördüğünüz. Ya bunu oluşturmamız gerekmiyor. Bu anlamanız için yapılmış bir şey. Mesela bakın A'nın tersi alınmış. Daha sonra B ile C ile A'nın tersi mesela entlenmiş. Bu aşağıda gördüğünüz yukarıdaki fonksiyonun devresel, elektriksel olarak devresel karşılığı kapı seviyesinde. Biz bunu Vivado'da kodlayacağız. Şimdi arkadaşlar Vivado'yu hepinizin kurmuş olmasını bekliyoruz şu an. Vivado'yu kurdunuz. Daha sonra Vivado'ya çalıştırdığınızda sizin karşısına gelecek ilk durum bu şekilde bir ekran çıkacak. Siz yeni bir proje oluşturmak isteyeceksiniz. Create Project kısmına basacaksınız. Daha sonra Next deyip buradan projemize bir isim verelim. Lab 2 264L diyelim. Şu araya da bir tane tire atalım. İsim verdikten sonra R deyip RTL Project seçeceksiniz. Buraları ilerleyeceksiniz. Şu an için kart seçmenin de şu an çok bir önemi yok. Ama normalde demin gördüğünüz lab öncesi fönündeki kartı seçmeniz gerekiyor. Eğer atacaksanız bizim kartlarımıza. Daha sonra finish deyip projemizi oluşturacağız. Şu an projeyi oluşturuyoruz. Projeyi oluşturduktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda bakın şurada hangi sizin kullandığınız kartla ilgili bilgiler, sentez, implementasyonla ilgili çeşitli şeyler çıkacak. Şimdi açıldıktan sonra bakın şu source kısmında çeşitli modül kısımları oluştu. Farklı farklı source'lar oluştu. Öncelikle bizim eklemek istediğimiz design source dediğimiz şey. Onun için de bakın şuraya gelebilirsiniz. Source kısmındaki artı işaretini tıklayabilirsiniz. Ya da soldaki bu seçeneklerden add source diyebilirsiniz. Add source dedikten sonra gene 3 farklı seçenek geliyor. Bu ilk çıkan seçeneği biz FPGA kartımıza atarken kartla bizim kodumuz arasındaki bağlantıları yapmak için bir kodlama yapmamız gerekiyor. Bu XTC dediğimiz dosya oluşturmamız gerekiyor. Bunu oluştururken aslında bu ilk seçeneği kullanıyoruz. Şu an kullanmayacağız tabii ki ilk laplardan bunu. Sadece bilginiz olsun diye bahsediyorum. Design Source dediğimiz kısımda ise biz aslında adında da bahsettiği gibi yani design yapmak istediğimiz, kodlamak istediğimiz elektronik devreyi bu kısımda kodlayacağız. Şu an zaten bizim için en önemli olan kısım da bu kısım. Üçüncü kısımda ise Simulation Source dediğimiz kısım. Burada da Design Source'umuzu test edebildiğimiz, simülasyon yapabildiğimiz bir dosya oluşturmak istediğimiz zaman burayı kullanacağız. Şu an bu haftaki derste şu alttaki iki tane source şeyi de kullanacağız source oluşturma kısmında. Şimdi ilk olarak design source oluşturalım. Şimdi design source oluşturma kısmında eğer sizin zaten halihazırda bir kodunuz varsa, bir dosyanız varsa add files deyip direkt onu projenize ekleyebilirsiniz. Ya da sıfırdan şu an bizim yapacağımız gibi bir kod yazmak istiyorsanız create file yeni bir kod yazabilirsiniz. Biz ne demiştik başta demin? Burada biz donanım kodluyoruz. Java gibi üst seviye bir kodlama yapmak yerine direkt fiziksel karşılığı olan bir kodlama yapıyoruz. Burada yaptığımız her şey aslında elektronik yani fiziksel olarak bir devrede karşılığı olacak şeyler. Bunun için de Verilog kullanıyoruz dedik. Verilog kullanmasaydık bakın burada çeşitli diller var. Sistem Verilog var, VHDL var. Bunları da kullanabilirdik. Bunlar da farklı alternatifler Verilog için. Şu an biz Verilog kullanacağımız için burada Verilog seçili. Ne yapacağız biz? Ödev birinci soruyu çözelim ilk başta. Birinci soru A diyelim. Burada isim vermiş olduk. Tamam dedik. Şu an finish dedik. Bu kısım da şu an için önemli değil. Şu an biz şeyimizi oluşturduk. Source'umuzu oluşturduk. Oluşturduktan sonra bakın design source kısmına bizim şeyimiz geldi. Soru 1A diye modülümüz geldi. Şimdi ödeve bakalım hızlı bir şekilde. Şimdi ödevde biz sizden ne istemiştik arkadaşlar? Şöyle bir
devre vermiştik size. Daha sonra bunu Verilog'da kodlamanızı istemiştik. Şimdi bu devre hakkında ne söyleyebiliriz? Bu devreyi biz kodlamak istesek nasıl bir yol izleyebiliriz? Önce mantıksal olarak üstten geçelim, sonra bunu koda dökelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi çeşitli mantık kapıları var ve arada da teller çekilmiş değil mi? O zaman siz bunu fiziksel olarak karşılığında kullanmak isterseniz neler kullanmanız gerekir? Kapılar kullanmanız gerekiyor ve teller kullanmanız gerekiyor değil mi? Daha sonra da girişleriniz olması gerekiyor bu kapılara verebileceğiniz. Aynı zamanda çıkışlarınız olması gerekiyor. Ya aslında çok düz mantıkla ne dedik? Kapı dedik, kablo dedik, tel gerekiyor dedik kapıdan kapıya gidebilmek için. Giriş gerekiyor dedik, çıkış gerekiyor dedik. Bunu aslında koda dökeceğiz biz de. Tek yapacağımız bu. A, B, C diye 3 tane girişimiz vardı. 2 tane de çıkışımız vardı P ve Q diye. Şimdi ne dedik önce? Girişlerimizi tanımlayalım. Girişlerinizi tanımlarken modül ve modülünüzün isminden sonra parantez açıp parantez kapayıp nokta ve virgül arasında bu kısma girişlerimizi tanımlıyoruz. Giriş çıkışları buraya tanımlıyoruz. Eğer iki parantez yan yana yazarsanız da comment, yorum olarak geçer. Şimdi girişlerimizi tanımlarken ne diyoruz? Input dedik, A dedik, B dedik, C dedik. Şu an arkadaşlar girişlerimizi tanımladık. Çıkış için ne dememiz gerekiyor? Output dememiz gerekiyor. Output dedik, F dedik, Q dedik. Şu an girişleri ve çıkışlarımızı tanımladık. Giriş ve çıkışlar, kapılar, bir de kablo gerekiyor dedik. Şimdi giriş ve çıkış kısmını tamamladık devre için. Ne yapmamız gerekiyor kalan kısımda? Kablo ve kapıları kullanmamız gerekiyor. Şimdi bizim hatırlıyorsanız en sol üstte ödevdeki şemada ne vardı? Bir tane NAT kapısı vardı. NAT kapısını gerçekleştirmek için ne yapmamız gerekiyor? NAT'a A'yı sokmamız gerekiyor. Daha sonra A'nın tersini almamız gerekiyor NAT kapısını kullanarak. Yani şöyle bir tane kablo tanımlıyoruz. Bu da ne diyelim? NAT A diyelim. Bakın wire kablo demek zaten, tel demek. Daha sonra bir tane NAT kapısı kullanıyoruz. Burada kapıları kullandıktan sonra şöyle bir sintaks var. Mesela şöyle bir tane yapayım. Şimdi ben buraya A'nın tersini alıyor bu işlem. Daha sonra en soldaki birime bunu yazıyor. Yani ne A'ya A'nın tersini yazmış oldum. Siz isterseniz bu kapıya isim verebilirsiniz, isterseniz vermezsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ben okunaklı olsun diye vereceğim. İşlem 1 olsun bu. Kısaca ne yaptık? Ondan kısa ödevden bahsedelim. Buraya geldik. Ne buraya? Bir tane kablo tanımladık. Ona NA dedik. Yani yaptığımız şey şu kabloya, NA'nın olduğu kabloya bir isim verdik tanımlayarak. Daha sonra şu kapıyı çağırdık. A'nın tersini alıp NA'ya atadık. Aslında bunu tüm kapılar için sırayla yapacağız. Tekrar veriloğa döndüm. Şimdi ikinci kapımız neydi? XOR kapısıydı. XOR kapısı için ne yapacağız? NA'nın XOR B'sini alacağız değil mi? Bir tane kablo tanımlıyorum bu kapının çıkışındaki tele isim vermek için. Daha sonra bir tane XOR işlemi kullanacağım. Bu kaçıncı? I2 diyelim buna da. İsim verelim kapımıza. Burada çıkışımız ne olacak? Telimiz olacak, XOR telimiz. Daha sonra girişlerimiz ne olacak? NA ve B olacak. Daha sonraki kapımız hangi kapı? B ile neyi entleyeceğiz? C'yi entleyeceğiz. Şimdi şu an hangi kapıya geldik? Ortadaki kapıya geldik. Bu kapının girişleri ne? B'yi vereceğiz, C vereceğiz. Daha sonra bu kapı ne kapısı? Bakın end kapısı ama çıkışında bir tane halka var. O zaman not end, yani NAND dediğimiz kapı olacak. Şu an bunu yazıyorum. Şimdi NAND kapısının çıkışını tanımladım. Çıkıştaki teli tanımlıyorum burada. Daha sonra bu kapıyı kullanacağım. Bu kapı neydi? NAND kapısıydı. Bakın NAND dediğim zaman direkt zaten rengi değişti. Bunun çıkışına ne demiştik? Yukarıdaki tele vermek istiyorduk bunun çıkışını. Bu kapının çıkışını. Bu kapının girişleri neydi? Bu kapının girişleri B ve C girişleri olacak. Ne yapmış olduk burada? Bu şekilde tanımlamış olduk. Daha sonra hangi kapıya geçiyoruz? Ferhan diyor ki sırasının önemi var mı diyor. Sırasının önemi yok. Zaten Verilog'un diğer programlama dillerinden farkı da bu. Şu anda bu Alperen'in yazdığı her şey aynı anda oluyor. Bu böyle biri diğerinden önce olmuyor. Daha önce programlama dersi almış arkadaşlar alışmışlardır böyle işte A eşittir 5, B eşittir 3 yazdığında önce A eşittir 5 sonra B eşittir 3 olur. Burada alt alta yazılan şeyler aynı anda oluyor. Aynı anda bağlanıyor bunlar hepsi. Şu anda bu devreyi oluşturuyor gördüğünüz gibi. Bakın bu aslında bayağı kolay bir şey. Gözünüzde büyütmeyin. Sadece gördüğünüz aslında boyama kitabındaki küçükken boyadığınız şeylerin bütün çizgi ve şekillerin hepsine birer isim veriyorsunuz diye düşünün. Tamam mı? Şimdi ne yapıyorduk? C'nin tersini aldık en son sol alttaki şeyle, kapıyla. C'nin tersini almak için bir tane kablo tanımladım. Daha sonra NC dedim. C dedim. Bunu zaten yukarıda da yaptık aynı şeyi A için. Hızlı geçiyorum. Daha sonra ne yapacağım? C'nin tersiyle B'yi orlayacağım. Şimdi bakın or dedim.
rengi değişti direkt. İsim verdim bu kapıya. İ5, işlem 5 dedim. Neyi orluyorum? C'nin telsiyle B'yi orlayacağım. Çıkışı neye vereceğim? Yukarıda tanımadığım, bir üst satırda tanımadığım tele vereceğim. Telin adını yazdım çıkışı vermek için. Daha sonra girişlerini veriyorum or kapısının. Girişlerini verdim. Kapattım parantezi bu şekilde. Daha sonra artık tel tanımlama kısımları. Bunları geçti. Ne yapmamız gerekiyor? Bakın şu an şeylerin hepsini yazdık. Şimdi asıl şunu söyleyelim ya. Bak böyle isimleri i5, i3 diye veriyorsun. Arkadaşlar şimdi güzel kod yazma yöntemlerini böyle yazılmaz. Yani şimdi bunu örnek alma. Şimdi böyle gittin bir anlamlı bir devre yapıyorsun. O girişlere, aradaki tellere filan bir uzun uzun isim verirsin. Mesela dersin ki o aradaki şeylere de sonra kendiniz de kaybedersiniz. Bak böyle işte C or B. Bundan 1000 tane yazdığını düşün. Onu nasıl bulacaksın arada? Bu bayağı zor olur. Bu isimlendirme kodun temiz olması açısından önemli. Devam et Arpa. Evet, katılıyorum. Özellikle Verilog'da daha da önemli bu okunaklı kod yazmak. Şimdi ne yaptık arkadaşlar biz? Soldaki kapıların hepsini kullandık. Değil mi şu ana kadarki aşamada? Yani şu kısımdaki kapılarımızın hepsini yazdık. Artık hangi kapılar kaldı? 2 tane kapı kaldı kullanmamız gereken. Şu kapı ve şu kapı. Şimdi biz bu kapıları kullandıktan sonra kablo çıkarıyor muyuz artık? Yeni bir kablo tanımlamamıza gerek var mı? Yok. Artık direkt çıkan şey ne zaten? Bakın şu yukarıdan mesela çıkan şey ne? Direkt F çıkışına bağlı olan bir kablo. Yani bizim zaten output F diye bir tanımlama yaptığımız için şu aşamadan sonra tekrar kablo tanımlamıyoruz artık. Sadece üstteki XNOR kapısını kullanacağız. Alttaki NOR kapısını kullanıp direkt çıkışlara bağlayacağız. Tamam, tekrar Verilog'a geçelim. Yani ne dedik? Yukarıdaki XNOR kapısını kullanıp direkt çıkışa bağlayacağız dedik. Yukarıdaki çıkışımız neydi? F'ydi. Biz o zaman bu kısmı artık F'yi yazıyoruz. Direkt çıkışa bağlamak istediğiniz için bu kapının sonucunu. Daha sonra bu kapının girişleri neydi? Şurada yaptığımız, bakın mesela şu an hafif bir düşünüyoruz acaba hangisiydi diye. Şu kısım yukarıdakinin ilk girişi. Bakayım B, end. Yukarıdakinin ikinci girişi olacak. Tamam. Şu an yukarıdaki kullanacağımız kapının girişlerini tespit ettik. Bunları artık kapının girişlerine yazıyoruz. Aslında yaptığımız şey gerçekten çok kolay. En azından kapı seviyesine programlama aşamasında. Daha sonra alttaki kapıyı kullanacağız. Alttaki kapı ne kapısıydı? NOR kapısıydı. Onu da kullanalım. Alttakinin çıkışı neydi? Q'ydu. O zaman direkt kapının çıkışına Q yazdım. Bu kapının girişlerini yazıyorum hızlı bir şekilde. Bunları kontrol edebilirsiniz. Hızlı gideceğim artık bu aşamayı. B, N, C, N. Tamam. Şimdi ne yaptık biz? Tasarımımızı oluşturmuş olduk. Yani tasarım oluşturduktan sonra ikinci aşama ne olabilir? Biz bu tasarımın çalışıp çalışmadığını anlamak istiyoruz. Şimdi bu tasarımın çalışıp çalışmadığını anlamak için aslında iki seçeneğimiz var. Eğer şu an labda yapsaydık bu dersi, bu seçeneklerden birisi bunu kart üzerine atabilmek olacaktı. Karttan kodunuzu kart üzerine atıp çalışıp çalışmadığına bakacaktınız. Onun için de ne yapacaktık? İmplementasyon dediğimiz seçeneği kullanacaktık. Sonra bitstream oluşturacaktık. Oluşan bitstream'i karta yükleyecektik. Kartımız da bizim şu kodumuzun aynısını çalıştıracaktı. Tabii bu arada bir iki dosya daha tanımlamamız gerekiyor. XDC dediğimiz. Ya da kartı olmadığı durumlarda, yani şu an günümüzde insanlar her kod yazdığında bunu kart için sentezleyip implementasyonunu yapıp, uzun süren bir süreç bu arada. Her kodunuzda bir değişiklik yaptığında bunu kart üzerinden görmek isterseniz bu yavaş bir süreç olur. Bunun için ne yapmışlar? Simülasyon dediğimiz bir seçenek eklemişler. Size bir kod yazma şansı vermişler. Bunu da şu şekilde aslında görsel üzerinden anlatayım. Şu an biz bu şekilde bir devre oluşturduk. Biz bu devreyi simülasyon dediğimiz aşamada yaptığımız şey şu oluyor. Bir modül daha yazıyoruz. Demin biz bu devreyi modül olarak tanımladık. Bu modüle biz giriş çıkış vermiyoruz. Bu modüle biz test bench diyoruz. Yani test etmek isteyen modül diyoruz. Bu modülün içinde biz A'ya, B'ye ve C'ye farklı değerler sürüyoruz. Mesela 1, 0, 1 şeklinde. Ve çıkışın sonuçlarına bakıyoruz. Yani biz bir tane daha modül yazıyoruz. Test bench dediğimiz modül. Ve bu test bench içinde biz şu içerideki yazdığımız modülü çağırıyoruz. Bakın şu en içeride demin kodlamasını yaptığımız modülü çağırıyoruz. Ve bir modülün giriş ve çıkışlarına değer veriyoruz. Ama dikkat ederseniz test bench modülümüze giriş çıkış yok. Giren ya da çıkan bir şey olmuyor. Şimdi test bench kodlarken de demin ne yapmıştık? Add source derken size 3 seçenek göstermiştim. En alttaki seçeneği kullanıyoruz. Simülasyon source'u. Add source dedim. Simülasyon source diyorum. Test bench yazacağım. Gene create file diyorum. Sıfırdan bir şey yazmak istiyorum. TB dedim. Soru dedim. 1A dedim. Şimdi burada verdiğim isimlerle siz Ahmet Mehmet de yazabilirsiniz. Ben okunaklı olsun diye test bench alt dire soru 1A dedim. Size de tavsiye ederim böyle yazmanızı. Tamam dedik. Bu kısım şu an için önemli değil. Bakın ekledikten sonra bakın simülasyon source 2 oldu. Buraya geliyorum. Bakın TB soru 1 buraya geldi.
Şimdi demin anlatırken ne demiştim? Test bench demiştim. Aslında giriş çıkışları olmayan, sizin dizayn sorusunuzu içinde çağırdığınız ve onun giriş çıkışlarına değer verdiğiniz modül. O yüzden biz bakın şurada normalde ne yapıyorduk? Giriş çıkışları tanımladığımız yer burasıydı modül kısmının başında. Ama test bench'te biz modül giriş çıkış kullanmayacağımız için bu kısma hiçbir şey yazmıyorum. Bu kısmı direkt boş olarak geçiyorsunuz. Daha sonra bizim çağırma dediğimiz kısım var. Demin yaptığım gibi dizayn sorusumuzu test bench'te çağırmamız gerekiyor. Çağırma işlemini de şu şekilde yapıyoruz. Çağıracağımız modülün adını yazıyorsunuz. Bizim çağıracağımız modülün adı neydi? Bakın burada. Bakın soru 1A modül ve ismi. Buraya geliyorum. Çağıracağım modülün adını yazıyorum. Bu çağırma işlemine bir isim veriyorum mesela. Ne diyelim? C1 diyelim. Daha sonra bir parantez açıp ve parantez kapatıyorum. Bu çağırma işlemi sırasında buraya gelmeden önce tabii tanımlayacağımız şeyler var. Şimdi biz bir çağırma yapmak istiyoruz. Siz bir modül çağırmak isterseniz, giriş çıkışları olan bir birim çağırmak isterseniz, sizin onun her girişine ve çıkışına karşılık bir şey bağlayabilmeniz gerekiyor değil mi? Tekrar şuraya gelelim. Bakın biz burada bir tane modül kullanmak istiyoruz. Bu modülün içinde de içerideki modülü çağırmak istiyoruz. Test bench dediğimiz modülün içinde de içerideki design modülünü çağırmak istiyoruz. Bizim bunun her giriş çıkışına karşılık bağlayabileceğimiz bir şey olması gerekiyor. Şu şekilde. Yani bizim buradaki 3 girişe ve 2 tane çıkışa bir şeyler bağlayabilirsek bu içerideki modülün doğru çalışıp çalışmadığını test edebilme şansımız olacak değil mi? Bu bağlama işleminin içinde bizim o zaman 3 tane giriş değişkeni, 2 tane de çıkış değişkeni de karşılık bağlayabileceğimiz bir şey olması gerekiyor. Biz burada kodlama yaparken test benchlerde giriş değişkenlerine karşılık rek bağlaması yapıyoruz. Çıkış değişkenler içinde wire keyword'ünü kullanıyoruz. Şimdi biz girişlere karşılık ne bağlayacaktık? 3 tane girişlere rekleri bağlayacaktık. O zaman biz 3 tane rek tanımlayalım. Kaç tane çıkışımız vardı? 2 tane çıkışımız vardı. O zaman 2 tane çıkış tanımlayalım. PTB dedim, QTB dedim. Bunların isimlerini bağlayacağınız şeylerle aynı isimler de yapabilirsiniz ama ben okunaklı olsun diye bu şekilde yaptım. Şimdi bizim giriş ve çıkışlara karşılık bağlayacağımız şeyler belli değil mi? Bu çağırma işlemini artık nasıl yapıyoruz? Çağıracağımız modüldeki girişe karşılık girişin adını veriyoruz. Mesela çağıracağımız modüldeki giriş neydi? Input. Input ABC, output FQ'ydu değil mi? Şimdi o zaman biz A'ya karşılık bir şey bağlamamız gerekiyor çağırmak için. A'ya ne bağlayabiliriz? Rek bir değişken bağlayabiliriz. Çünkü A bir giriş. A diyorum, parantez açıp kapatıyorum. ATB diyorum. Virgül diyorum. Aynı şeyi B için yapacağım. Aynı şeyi C için yapıyorum. Daha sonra artık girişlerime karşılık test bench'imdeki rekleri bağladım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Çıkışlar için aynı işlemi yapmam gerekiyor. Bizim çıkışlarımız neydi? F ve Q'ydu değil mi? Şimdi F'ye karşılık ne bağlayalım? FTB'yi bağlayalım. Q'ya karşılık da QTB'yi bağlayalım. En son şeyden sonra virgül koymuyoruz. Parantezi kapatıp noktalı virgül atıyoruz. Burada ne yazacağınız önemli değil isim olarak. Buraya evet derste daha önceki derslerde hep şey yazmıştık. Unit under test yazmıştık ama buraya Ahmet Mehmet yaz her şeyi yazabilirsiniz. Bu sizin kodunuzun okunaklığıyla alakalı bir şey. Şimdi ne yapmış olduk biz bu şekilde arkadaşlar? Soru 1A'yı test bench'imizin içine çağırmış olduk. Şimdi test bench'in içine çağırdık. Gerekli giriş çıkışları bağladık. Artık ne kaldı geriye? Şimdi biz birimimizin içinde bir birim çağırdık. Bunun girişlerine değerleri sürdük. Şimdi çıkışlarından değerleri kontrol etmek istiyoruz. Şimdi çıkışlarından değerlerini kontrol etmek istiyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bizim girişlere farklı değerler sürmemiz gerekiyor. Yani şuradaki girişlere bizim farklı olasılıktaki değerleri sürersek ona karşı çıkışları göreceğiz. Eğer biz tüm giriş ihtimallerini tek tek sürebilirsek tüm çıkış ihtimallerini görmüş oluruz. Bu sayede devrenin tam doğru çalışıp çalışmadığına bakabiliriz. Ya da mesela sizin her zaman bu kadar az girişiniz olmaz. Mesela 3 bitlik bir giriş var burada. 3 tane farklı girişimiz var. O zaman bizim 8 ihtimalli bir girişimiz olabilir. Ama siz büyük bir mesela devre kodladığınızda belki binlerce farklı, milyonlarca farklı ihtimaliniz olacak giriş için. O zaman da her ihtimal değil aradan seçtiğiniz artık ihtimalleri kullanabilirsiniz. Sıkıntı olabileceğini düşündüğünüz yerleri kullanabilirsiniz. Zaten bu çok büyük bir alan. Bu test mühendislerinin yaptığı önemli işlerden biri. Neleri test etmek gerekiyor, neleri etmemek gerekiyor. O yüzden gene çok ayrıntısına girmeyeceğim. Alperen, burada bundan bahsedelim. Arkadaşlar şimdi koskoca işlemciler, yongalar yapılıyor. Derste de bahsettik. 8,5 milyar transistörün olduğu bir yerde kaç giriş, kaç çıkış olacağını siz hayal edin ve bir işlemci dediğiniz şey sadece o anda verdiğiniz giriş ve çıkışlar değil. Aynı zamanda zamanla da değişiyor. Değişik buyruklar geliyor. Değişik buyruklarda değişik zamanlarda işliyorsunuz. Yani zamanda da değişiyor. Değişik örüntüler, farklı olasılıklar, sonsuz sayıda neredeyse olasılık var gelebilecek. Şimdi bütün bunları test edemiyor insanlar. Çünkü bütün bunları test etmek oldukça çok zaman harcayacak bir şey. Bu oldukça çok zaman harcayacak süreci insan zamanında tasarımın anlamlı bir zamanında yapmak gerektiği için bu konuda sırf bu alanda çalışan, bütün hayatında bu işi yapan insanlar var. Buna design verification process diyorlar, tasarım doğrulama süreci. Bu sırf bütün alanı
tasarım yapmak değil, yapılmış tasarım doğru çalışıyor mu diye denemek olan insanlar var. O yüzden tasarımı yapmak kadar bunun doğru çalıştığından emin olmak da önemli. Bu test bence o gözle bakın. Şimdi ne dedik? Biz artık girişleri değerler sürüp çıkışların değerine bakmak istiyoruz dedik. Bu girişleri değer sürmek için de initial begin dediğimiz bir keyword kullanıyoruz. Şimdi bu Verilog'da özellikle nasıl siz Java'da kodlarken her süslü parantez açtığınızda onu kapatıyorsanız Verilog'da da her begin dediğinizde end demeniz gerekiyor. Initial begin end dediğimiz bu şeyin modülün, yani bu birimin aslında arasına yazdığımız şeyler sizin kodunuzu her çalıştırdığınızda, o modülü her çalıştırdığınızda bir kere çalışacak anlamına geliyor. Yani initial begin dediğimiz bu kısım bir kere çalışacak. Siz kodunuzu çalıştırdığınızda buraya ne yazarsanız şu bölgeye bir kere çalıştırmış olacaksınız. Bizim ne yapmak istiyorduk? Biz girişlerimize farklı değerler verip oradaki çıkışları okumak istiyorduk. Şimdi girişlere değer verelim. Bizim girişlerimiz neydi? ATB, PTB, CTB'ydi. Şimdi kaç olasılık var demiştik? 8 olasılık var demiştik. Tüm olasılıkları yazalım. Sonra bakalım çıkışlara nasıl bakacağız. Şimdi ilk durumumuz hepsinin sıfır olduğu durum. Şimdi ilk duruma baktık ve ikinci durumu yazmak istiyoruz değil mi? Şuraya bir ikinci durum yazacağız. Şimdi ikinci durumda da ne yapalım mesela? C'yi bir yapalım. Şimdi dediğim gibi biz burada Java'dan farklı olarak bir fiziksel karşılığı olan bir şey kodluyoruz. O yüzden biz ilk durumdan ikinci duruma geçerken eğer araya bir şey yazmazsak onu yakalama şansımız olmayacak. Gözlemleme şansımız olmayacak. Çünkü oraya sürdüğümüz elektriksel akımı test edemeden diğerine geçmiş olacağız. Yani ortada fiziksel bir olay gerçekleştiği için bizim zamansal bir gecikmeye ihtiyacımız var durumlar arasında geçerken. Bu zamansal gecikmeyi nasıl gerçekleştiriyoruz onun içinde? Kare işaretini kullanıp mesela 10 yazdığımız zaman sizin kodun başınızda time scale dediğiniz kısım var ya, sizin kodunuz 10 nanosaniye bekleyecek bu sayede sizin bu yazdığınız keywordle. Yani durumdan duruma geçerken siz bu sayede bekleme sağlıyorsunuz. Bizim kaç durumumuz var demiştik? 8 durumumuz var demiştik. Bunları direkt kopyalayıp tüm durumlarımı o zaman yazabilirim artık. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi ilk durumumuz, şu an 8 durumumuz var. Bunları tek tek yazacağım. Bu kısmı hızlı bir şekilde yazıyorum bence. Anladınız hepiniz. 0, 0, 0. Şuradan sonrası 4 oldu. Burada ne olacak? A'mız 1. İlk 4 daha iyi 0 yaptım. İkinci 4 daha iyi 1 yaptım. İlk 2'de B 0. İkinci 2'de B 1. Üçüncü 2 tanesinde B 0. Dördüncü 2 tanesinde B 1 yaparsak C'yi de 0, 1, 0, 1, 0, 1 olarak götürürsek tüm durumları yapmış olacağız. Şu an ne yaptık arkadaşlar? Biz tüm olasılıkları, girişler için olabilecek tüm olasılıkları yazdık. Her senaryodan diğer senaryoya geçerken de araya bir zamansal gecikme koyduk. Şu an test bencimizin kodlamasını tamamlamış olduk. Initial begin end kısmıyla. Soru vardı, o soruya cevap verelim. Şimdi bu aradaki gecikmeler değişken olursa ne olur diye sormuş bir arkadaşımız. Şimdi aradaki gecikmeleri değişken yaparsanız normal bir kare dalga görmezsiniz. Hani o verdiğiniz girişi aynı sürede görmezseniz biraz böyle biraz kısa olur. Biraz kısa bir giriş, biraz uzun bir giriş vermiş olursunuz. Eğer böyle normal bir kare dalga şeklinde girişleri verip, hepsini aynı sürelerde girişleri verip, aynı sürelerde çıkışları okumak istiyorsanız böyle homojen verirsiniz. Ama bazen girişleri farklı gecikmelerle vermeniz gerekebilir. Bu da bir gereksinim aslında. Yani size ne şekilde söylendiğine bağlı. Bazen düğmeye mesela 10 saniye basman gerekiyordu bir işi yapmak için. Hani Apple iPhone'u örnek vereyim. Hani iki tane düğmesini uzun süre bastığınızda kendini kapatıp açar ya. Bazen girişlere belli bir şeyden daha çok fazla vermeniz gerekiyor. Onu test etmen gerek. Bazense hani böyle homojen vermek daha güzel gösterir. Normal bir kare dalga gibi görünür. O zaman sizin görmenizi kolaylaştırır çıktıları. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Modülümüzü yazdık design source kısmında. Daha sonra modülü test etmek için başka bir modül test match dediğimiz modül yazdık. Şimdi artık bunu çalıştırma kısmı var. Bakın görüyorsunuz sağ kısımda ne var? Sağdaki menüde simülasyon kısmı var. Biz ne yapmak istiyorduk? Simülasyon yapmak istiyorduk. Buradan ters tıklayıp simülasyon settings deyip böyle daha ayrıntılı ayarlar da yapabilirsiniz ama şu an için bunlara gerek yok. Biz düz olarak simülasyonumuzu yapacağız. Burada dikkat etmeniz gereken şey derslerin çok aldığınız hatalardan biri. Burada çoğu zaman birden fazla test match kullanmanız gerekecek dersin ilerleyen laplarında. Ve siz simülasyon yapmak istediğinizde Vivado'nun hangi simülasyonu yapmak istediğinizi anlaması için, hangi dosyaya çalıştırmak istediğinizi anlaması için sizin ilgili dosyanın üstüne gelip ters tıklayıp set as top demeniz gerekiyor. Bu sayede öncelik olarak en yukarıya alıyor onu. Siz simülasyon yaptığınızda da kalın olarak yazılan dosya çalıştırılmış olacak. Şu an zaten tek bizim şeyimiz olduğu için, test bencimiz olduğu için gerek yok bunu ayarlamaya. Zaten en yukarıda. Şu an simülasyon diyorum. Run simulation deyip çalıştırıyorum. Bakın çalıştırdıktan sonra karşınıza şu şekilde bir grafik ekranı gelecek. Bu ekranda
Şuna tıklarsanız direkt scale eder. Şu menüyü kullanarak bu grafik üzerinde hareket edebilirsiniz. Şu gördüğünüz, yukarıda gördüğünüz en yukarıdaki bu çizgili alan zaman tablo, zamanı gösteren çizgi. Zamana karşılık girişlerinizin değerini görüyorsunuz. Bakın burada bizim hangi girişlerimiz vardı? 3 tane girişimiz vardı. ATB, BTB, CTB. 2 tane çıkışımız vardı. Bu düşük olarak gözüken kısım sıfırı temsil ediyor. Yüksek olarak gözüken kısım elektrik var demek. 1'i temsil ediyor. Burada farklı senaryolar için girişlerimizin ve çıkışlarımızın değerini görebiliyoruz bu sayede. Bu object kısmından da çeşitli şeyleri seçip modülü ekleyebiliyorsunuz. Test bench kısmı bu şekilde yapılıyor. Yani run simulation yaptıktan sonra bu grafik üzerinde inceleyerek nasıl çalıştığına bakabiliyorsunuz dosyanızın. Bakın farklı girişler için, tüm senaryolar için çıkışlarımızı görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar ikinci soruyu tekrar sıfırdan yazmayın kodu. Daha önce yazılmış kod üzerinden anlatacağım. Alperen, bu simülasyon sonuçlarına bir daha dönsene. Bu kara dalgaları görsek orada daha açık. Tamam. Yani biraz zaman geçirsek iyi olabilir. Çünkü derste de bu kara dalgalardan bahsetmedik. Onlardan da bahsedebiliriz. Hani bir devreye verilen girişleri o kara dalga şeklinde vermekten de, bir F fonksiyonunu o şekilde göstermekten de bahsetsek iyi olur belki derste yani. Şimdi dediğim gibi simülasyonu yaptıktan sonra böyle bir grafik geliyor. Bu grafikte tekerle oynayarak hareket edebilirsiniz. Şimdi biz ne yapmıştık? Bakın şu an sıfırıncı zamana geldim. Bakın sıfırıncı zamanda bizim A'mızın, B'mizin ve C'mizin değeri sıfır değil mi? Bakın ben ilk olarak verdiğim şeye bakın. Test bench'imizde çalıştığımız şeye. İlk senaryoya. Bakın A'mız, B'miz ve C'miz sıfır. Bakın buradaki ilk senaryoda da aynı durum var. Daha sonra ben 10 nanosaniyelik bir gecikme yazmışım. Bakın 10 nanosaniyeden sonra ne yapmışım? Neyi değiştirmişim? C'ye bir değeri sürmüşüm. C bir anda sıfırdan bire geçiyor. Kare dalga oluyor. Buna rising edge diyoruz aslında. Sıfırdan bire geçmiş. Bakın burası yükselen kenar. İleride bunlardan bahsedeceğiz. Bir 10 nanosaniye daha çalışıyor. Daha sonra ne yapmışım? Bakın koda bakalım. Birinci 10 nanosaniye şurada bitti. İkinci 10 nanosaniye şuraya geldik. Bakın üçüncü 10 nanosaniyede, şuradaki üçüncü 10 nanosaniyede artık C'ye sıfır sürmüşüm. B'yi bir yapmışım. Bakın bu şekilde... orada çıktı değişiyor. Çıktığın değiştiği yeri de gösterelim. Yani sen şimdi tam A'ya, B'ye, C'ye sıfır vermiştik. Çıkış birdi. Değil mi? Ben şimdi tam şeyi de görmeye çalışıyorum. F çıkışı birdi. Sonra C'ye bir verirken C'ye sıfır verip B'ye bir verdik. O F sıfıra indi. Bu gördüğünüz şey sıfıra indi. Orada yeşil kalın çubuğun bir olduğunu, çubuğun o kalın olan yerin, taralı olmayan bölgenin sıfır olduğuna dikkat et. Hani bunu belki ilk bakışta anlamamış olabilirsiniz. Alper ilk defa görüyor olabilirler. Ben de onu diyecektim. Şöyle biraz daha yoğunlaştır diyecektim şeyi. Zaman eğrisini. Hepsi aynı anda görünsün. Bakın böylece girişlerin farklı değerleri için çıkışların farklı değerlerini görüyorsunuz. Mesela 0-0-1 için çıkış 1. 0-1-0 için çıkış 0. Bütün olasılıklar için çıktıları görüyorsunuz. Şimdi mesela burada 0-0-1, şurada 0-1-0, şurada 0-1-1, burada 1-0-0 durumundayız değil mi? Şu gördüğünüz yer 1-0-0'ın olduğu yer, çıkışında 0 olduğu yer. Şimdi test bench dediğimiz bu deneme programı, sınama programı bütün girdileri sınayıp bütün olası çıktıları sizi gösteriyor. Bakın böyle bir şey gördüğünüzde şimdi hakikaten yapmak istediğiniz değeri doğru çıkıp çıkmadığını böyle anlayabiliyorsunuz. Şuradaki çıkışın beklediğiniz girişlere göre doğru olması lazım. Şuraların yani yazdığınız girişlere göre doğru çıkıyor olması lazım. Bunları takip ediyor olmanız lazım kendiniz. Bu test bench'in yapılış amacı bu. Ya aklınıza gelebilecek elektronik değerlerin amacı neyse bu kartları kullanmanızın amacı da o aslında. Yani mesela bak bir somut örnek verelim. İnsansız hava aracı yapacağız. İnsansız hava aracının otomatik kontrolünü yapmak istiyorsun. Yukarıda işte şöyle olursa sağa kır, şöyle olursa sola kır diyeceksin. Girişleri ne bunun? Sensörleri var. Hava akımına bakıyorsun, yüksekliğe bakıyorsun, hani gelen emre bakıyorsun. Şöyle olursa sağa dön, böyle olursa sola dön diyeceksin değil mi? O koşullara göre. Ve daha sonra bu donanımı, bu algoritmayı değiştirme olasılığın var. Yani bundan diyelim bir süre sonra farklı görüntü işleme yöntemleri deneyeceksin. O görüntü gelene göre başka işler yapacaksın. Ne yapacaksın? Her defasında yeni donanım mı tasarlayacaksın? Onun yerine kod yazarak donanımı programlanabilir hale getiriyorsun. Böylece daha sonra bunu değiştirebiliyorsun. Özellikle bu tarz gömülü sistemlerde, yani uyduya kullanıma özel, gömülü sistem ne demek? Kullanıma özel sistem demek. Uydu, uçak, füze,
silah veya işte kendi yapacağımız, hatta hızlandırıcılar, DNA analizi yapacaksınız diyelim ki. Yani bir veri analizi yapacaksınız, kodu hızlandırmak istiyorsunuz. Bu tarz şeylerde, geliştirilebilir şeylerde bir FPGA, FPGA'nın açılımı Field Programmable Gate Array, yani alanla, elektrik alanla programlanabilir kapı dizisi bunlar. Aşağıda bir sürü kapıları koymuşlar. Siz program yazıyorsunuz, o kapıların bazılarını kullanıp kullanmayacağınıza karar veriyorsunuz bu devrelerde. Programlanabilir devre bunlar. Böyle bir kart aldığınızda, bu tarz kodu yazdığınızda o devre artık sizin istediğiniz devre oluyor. Ne böyle silikona git, üretime git, 3 ay bekle. Böyle bir şey olmuyor. O anda bu yazdığımız kodu indiriyoruz. Bu kurduğumuz devre o anda o FPGA kartının içinde sizin kurduğunuz devre oluyor. Bir anda üretmiş gibi oluyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Bu büyük bir esneklik, büyük bir tasarım sürecinde kolaylık, yapılan hataları bulmayı hızlandırma, maliyette azalma, birçok şey sağlıyor bize bu kapı dizileri. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde ikinci sorudan bahsedelim. Sonra ben size çözümünü direkt kod olarak da göstereceğim. Şimdi ikinci soruda ne istemiştik sizden ödevde? Bir fonksiyon vermiştik. Bunun şey verilog'da yazmanızı istemiştik. Bu fonksiyon ne yapıyor aslında? A, B, C, D var. A ile B'nin tersini, A'nın tersini alıyordunuz şu şekilde. Daha sonra bunu B ile entliyordunuz. Sonra B ile C'nin tersini işlemini sokuyordunuz. Aynı şekilde şuradan B, C'nin tersini de alalım. Daha sonra bunu da entleyecektiniz. Daha sonra bu ikisini artı demek ne demek? Orlamak demek. Or işlemini sokup şu şekilde. Daha sonra bunun tersini alıp şu şekilde. Sol, sağ kısmı da yapalım. Şu an sol kısmı devresi olarak kabaca yazdım. Şimdi sağ kısmı da devresi olarak yazalım. Şuradan A'yı alayım. A ile D'nin tersini end kapısına sokup. Bakın şuradan end kapısına soktum, çıkışı aldım. B ile D'nin endlenmesini ne yapacağız? Orlayacağız. Şu şekilde orladık. Or kapısı bu. Daha sonra bu ikisini arasında ne işareti var? Artı işareti var. Bu ikisini de orlarsak bizim aslında kurmak istediğimiz devre bu şekilde bir devre. Daha sonra biz bunu verilog'da debin yaptığımız şekilde kodlayacaktık. Direkt nor kapısı da kullanabilirsiniz. Ben oraya evet uzun yazdım. Nor da yapabilirsiniz. Çok önemli değil o. Şimdi şeye geçelim. Kod kısmını hızlı bir şekilde geçelim. Kod kısmında ne yaptık? Bakın demin bahsettiğimiz kodu şu şekilde gördüğünüz şekilde kodladık. Bakın sol tarafı şu şekilde kodladık. Sağ tarafı da aşağıdaki şekilde kodlayıp en son sol tarafla sağ tarafı orlayarak F'e bağladık. Ve çıkışa vermiş olduk. Şimdi bu senaryoda bizim kaç tane girişimiz vardı? 4 tane girişimiz vardı. Bir tane F'ye çıkışımız var değil mi? Biz bunu test bench'ine yazmak istesek ne yapacaktık? AdSource deyip dosyamızı oluşturduktan sonra buraya oluşturacaktık. Ve girişlere bağlayacağımız şeyleri rek olarak tanımlayacaktık. Bakın burada direkt aynı isimlerle de tanımladım. Çağıracağım modüldekiyle aynı ismi vererek tanımladım. Bu sorunu oluşturan bir şey değil. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz farklı isimle kullanabilirsiniz. 4 tane girişim vardı. 4 tane rek tanımladım bu girişlere bağlamak için. Bir tane çıkışım vardı. Bir tane de wire, kablo tanımladım çıkışa bağlamak için. Test bench'ten çağırdığımda. Daha sonra benim 4 girişim olduğu için 16 tane farklı durumum olabilir. 2 üzeri 4, 16. 16 farklı ihtimalle çalışabilir aslında demek bu devre. Biz 16 farklı ihtimal için initial, begin ve end kısmının arasına tek tek tüm ihtimalleri yazıp bu şekilde tanımladık. Daha sonra her senaryodan diğerine geçerken araya bir zaman gecikmesi yazdık. Bu zaman gecikmesini, yani süresiyle ilgili şu an için çok önemli değil. Siz 5 yazın, 10 yazın. Sadece yazın yani. Şu anki aşamada bu önemli. İleride gene bahsedeceğiz bu gecikmelerle ilgili duruma. Daha sonra ne yapacağız? Bunu çalıştıracağız simülasyon kısmıyla. Ama şimdi ne oldu? Artık 2 tane simülasyon şeyim var, test bench'im var. Bir tane soru 1 için yazdım test bench. Bir tane soru 2 için, B kısmı için yazdım test bench var. Şimdi ne demiştik demin? Biz şu an hangi test bench'i çalıştırmak istiyoruz? Soru 1 B'yi. Soru 1 B'yi çalıştırmak istediğimizde ne yapacaktık? Ters tıklayıp bakın set as top diyoruz. Öncelik olarak en yukarı getiriyoruz bunu. Öncelik olarak en yukarı getirdim. Bakın artık bu kalın harf kalın şekilde yazılmış olacak birazdan. Bakın bu yukarı geldi, kalın hale geldi. Artık ben run simulation dediğim zaman benim derleyicim önce bunu çalıştıracak. Simülasyon çalıştır run ediyorum ve şu an soru 1B çalışıyor. Bir grafik geldi. Deminkinde olduğu gibi. Bu grafikle ayarladım görmek için. Bakın kaç durumumuz vardı burada? Demin nereden sonra grafik sürekli sabit kalmıştı. 80 nanosaniyeden sonra değil mi? 8 durumumuz vardı. 10 gecikme yazmıştık 10 nanosaniyelik. 80 nanosaniyeden sonra deminki şeyde test match'te tüm şeyler parametreler aynı olarak gitmişti. Burada kaç durumumuz var? 16 durum yazdık. Hepsini gene 10 nanosaniye. Burada da bakın dikkat ederseniz 160'tan sonra bakın şuradan sonra hepsi aynı sabit kalıyor. Çünkü en son verdiğimiz değer kalıyor.
aslında. Yani burada da aslında bahsedecek başka bir şey yok. Bakın tüm durumlara göre her basamakta, demin ayrıntılı anlattı zaten Oğuz Hoca'da. Her basamakta tek tek bir parametremiz değişiyor. Ona karşılık mesela şurada ve şurada çıkışımız sıfır, diğer durumlarda bir olmuş. Onun dışında bahsetmediğim run sentez olayı var. Siz kodunuzun doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için aslında sentezleyebilirsiniz kodunuzu. Sentezleyeceğiniz kodu da mesela soru 1A'yı sentezlemek istiyorsanız, bakın gene bunda da şey seçeneği var, set stop seçeneği var. Ben şu an 1A kalın yazıldığı için bir şey değiştirmiyorum mesela. 1A'yı sentezlemek istiyorum. Mesela 3 yaptık, senteze bastık. Buradan sentez işlemi bakın sağ üstten yürüyor. Sentez hızlı biter herhalde bunu. Bakın sentezim bitti. Ne diyor? Başarılı şekilde sentezlendi diyor. Eğer kodunuz başarılı bir şekilde sentezlenmiyorsa arka planda bir hata yapmış olabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Şimdi sentezlenme yaptıktan sonra implementasyona gidecektik normal durumda. Ama şu an biz kart kullanmayacağımız için bu aşamaya geçmiyoruz. Bu view reports diyerek şu an buna da girmeyeceğim. Sentezinizin karşılığındaki fiziksel devrenin ayrıntılarına bakabilirsiniz. Hangi kapıdan kaç tane kullanılmış, zaman gecikmesini ölçebilirsiniz. Çeşitli, ya birçok seçeneği var Viodor'un. Zaten Viodor'un asıl başarılı olduğu kısımlar bu kısımlar.